Peki Yeşilçam'ın efsaneleşmiş isimlerinden Kadir İnanır'la devam edelim. Röportaj yapmak istiyor arkadaşlarımız ama çok anlamsız ve sert tepkiler veriyor Allah Kadir İnanır. Allah. Yani günümüz oyuncularının hiçbirinde görmediğimiz kadar sert tavırlar gördük. Peki gerekçesi neydi? Neden bu şekilde davrandı Kadir İnanır? Buyursunlar. Yeşilçam'ın efsaneleşmiş isimlerinden Kadir İnanır'dan anlam verilemeyen hareket. Kendisiyle röportaj yapmak isteyen muhabire demediğini bırakmadı. Kadir Bey nasılsınız? Sağ ol. Nasılsınız? Ya, yolun ortasında ya. Yeri geldi azarladı. Sen nereden çıkarıyorsun? Yok hani bir sen provokatörsün biliyor musun? Sen provokatörsün biliyor musun? Yeri geldi anlamsız sorularla basın emekçisi arkadaşımıza zor anlar yaşattı. Tamam canım tamam uzat kapı uzatma konuyu kapat. Tamam canım tamam uzat kapı uzatma konuyu kapat. Kadir İnanır'ın bu davranışı akıllara yeni nesil jönleri getirdi. Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy, Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit ve daha nicesi. Hangisi bir muhabire karşı böyle davranırdı? Sen provokatörsün biliyor musun? Sen provokatörsün biliyor musun? İnanır'ın bu davranışının altında yatan başarılı bir kariyer sonrası içinde biriken ego mu? Yoksa yaş almasıyla birlikte gelen kızgınlık mı? Tamam canım tamam uzat kapı uzatma konuyu kapat. Tamam canım tamam uzat kapı uzatma konuyu kapat. Kadir İnanır, Yeşilçam'ın efsane jönlerinden biri. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen televizyonda hala bir filmi yayınlandığı zaman izlenme rekorları kırıyor. Hem oyunculuğu hem yakışıklılığıyla dikkat çekti yıllar boyunca. Ancak İnanır son yıllarda pek değişti. Güler yüzünden eser kalmadı. Nasılsınız Kadir Bey? Oğlum, kendisini görünce sevinen muhabirlere yapmadığını bırakmadı. Görüşürüz. Çok kısa bir kelime istedik. Hadi ya. Kızdı, tersledi, anlamsız tavırlar sergiledi. Kadir İnanır geçtiğimiz gün bir mekanda jülide kuralla otururken görüntülendi. Çıkışta kendisine mikrofon uzattığımızda beklenmedik bir tepkiyle karşılaştık. Kadir Bey nasılsınız? Sağ ol. Nasılsınız? Ya, yolun ortasında ya. Anlamsız gerginliği olay oldu. Yok mekanda. Tamam şimdi hadi işim var hadi canım. Tamam şimdi hadi işim var hadi canım. İnanır'ın bu öfkesi kime? Muhabirin bu tepkisini sormasına anlam veremediğimiz bir şekilde sen provokatörsün dedi. Sonra konuşuruz canım sonra konuşuruz. Ben telefon aç randevu al sonra konuşuruz. Sinirlenecek bir şey yok Kadir Bey sadece. Sinirlenmiyorum. Nereden çıkarıyorsun? Yok hani sen provokatörsün biliyor musun? Sen provokatörsün biliyor musun? Beni sinirlendirmek için uğraşmana hiçbir gerek yok yani. Sözlerinin devamında muhabir arkadaşımızın işini sorgulayarak manidar bakışlar attı. Nerede çalışıyorsun sen? Hayır inanın öyle bir sen şey sen nerede çalışıyorsun? TV100'de çalışıyorum ben. Yok mu? Çok mu önemli yani? Ne oluyor çalışıyorsun orada? Ne oluyor? TV100'de magazin bulabiliyim ben. Öyle mi? Önce tanıt kendini. Sesini yükseltti. Size magazin bulabiliyim ben. Öyle mi? Önce tanıt kendini. Sinirlendirecek bir şey demedim. Tamam canım tamam uzat kapı uzatma konuyu kapat. Sinirlendirecek bir şey demedim. Tamam canım tamam uzat kapı uzatma konuyu kapat. Şimdi size sormak istiyoruz. Kadir İnanır bu camiadaki tek jön değil. Yeşilçam kuşağının efsane bir ismi olsa da yeni kuşakta da onun seviyesine ulaşabilmiş birçok yıldız erkek oyuncu var. Örnek olarak mütevazılıklarıyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy, Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit ve daha nicesi. Onlar böyle bir mekan çıkışı muhabir arkadaşımıza nasıl davranırlardı? Kadir İnanır'ın tepkisi normal mi? Eski oyuncunun muhabirlerle arasındaki gerginliğin sebebi geçmiş yıllarda kalan Yeşilçam kültüründe tıkılı kalmış olması mı? Yarım asırdan uzun bir kariyerin verdiği oyuncu egosu mu? İlerleyen yaşıyla birlikte gelen tahammülsüzlük mü? Yoksa tamamıyla o ana mahsus, anlamsız bir çıkış mı? Yorum sizlerin. Size magazin bulabiliyim ben. Öyle mi? Önce tanıt hani kendini. Sinirlendirecek bir şey demedim. Tamam canım tamam uzat kapı uzatma konuyu kapat. Sinirlenecek bir şey demedim. Tamam canım tamam uzat kapı uzatma konuyu kapat ya. Tamam. Kadir İnanır evet. Magazin muhabiri arkadaşlarımıza daha tanımadan sen provokatörsün diye bir çıkış yapıyor. Sonra arkadaşımız kendini tanıttığı zaman da hani devam ediyor bu öfkeli üslubuna. Evet. Acaba bu ego mu, bu tahammülsüzlüğün sebebi ne? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sanatçılar sokakta röportaj vermek istemeyebilir. Bunu anlayabilirim. Yani o an özel bir anıdır. Belki kötü görünüyordur, görünmek istemiyordur. Bunu anlayabilirim ama bunun bir üslubu var. Bunun bir söyleyiş tarzı vardır. Şimdi ben hayatta nezaketin açamayacağı hiçbir kapıyı görmedim. Çok hatta doğru. Atalarımız bile ne demişler? Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Şimdi ben Kadir Bey'e şunu sormak istiyorum. Yıllardır zaten siz
setlerde agresifliğinizle bilinen, hatta tavırları, yani agresif ve sinirli tavırlarıyla anılır Kadir İnanır. Yani o Yeşilçam'dan gelen bir üslup mu diyeyim, bir tarz mı diyeyim, böyle bir tarzı vardır. Ama bu muhabir arkadaşımız daha genç bir delikanlı. Yani sizin o zamanki zamanlarınızı bilmeyebilir, tarzınızı bilmeyebilir. Belki hani yanlış bir şey kendine göre yapmış olabilir. Yani ama provokasyon diyecek kadar bu muhabir arkadaşımız ne yapmış olabilir Kadir İnanır'a, onu anlamış değilim. Hiçbir rahatsız edici soru da yöneltilmemiş. Yani evet. Yani Kadir İnanır'ın birazcık daha bence sakinleşmesi gerekiyor. Çünkü insanlar yaş aldıkça daha olgunlaşır, daha yumuşar, daha toleranslı olur. Daha ben öyle bilirim. Ama o hani Kadir İnanır'ın o eski sert deli Kadir modundan artık çıkıp biraz sakinleşmesi gerekiyor. Çünkü çok kıymetli bir oyuncudur kendisini de çok severim ama hiç hoş bulmadım. Şimdi Kadir İnanır'la karşılaştığı zaman muhabir kendisini tanıtmıyor. Bu bir eksiklik. Yani iki insan bilemem. Karşılaştığı zaman ona mikrofon uzatıyorsun ama bir de önce kendini tanıt. Kimsin, neredensin, hangi kanalda? Yani arkadaşın eksikliği o. Muhabirin merhaba ben TV100'den Ahmet Mehmet, size bir soru sorabilir miyim diye başlaması başka. Mikrofonu uzatıp da onu mecbur bırakması başka. Röportaja direkt giriş yapması başka. Sorarsın soruyu, cevap vermek ister ya da istemez, onun bileceği bir iş. Ancak işte burada bir de arkadaşlar, tabii bunlar genç arkadaşlar. İnsanları tam anlamıyla bizim sektörde, özellikle magazin dünyasında profesyonelleştikçe bunları öğreniyorsun ama mümkün olduğu kadar bir an önce öğrenmen gerekir. Günümüzün ünlüleri de için de aynı şey geçerli bu söyleyeceğim. Eski ünlülerle karşılaştığın zaman da aynı şey. Onları birbirinden ayırt etmen gerekir. Cem Yılmaz'ın huyu başkadır, Serdar Ortaç'ın huyu başkadır. Evet. Çağlar Çorumlu'nun huyu başkadır. Kadir İnanır'ın huyu başkadır. Murat Boz'un huyu başkadır. Yani kadınlarda da öyle. Bunları da branşlaşmak lazım. Eğer magazinle ilgili çalışacaksan o işinle ilgili de kendini geliştirmen, yetişmen lazım. Şimdi diyeceksiniz ki sen burada muhabiri mi suçluyorsun? Ben Kadir İnanır'la 40 yıl çalıştım. Bir gazeteci, bir muhabir, haber müdürü, magazin müdürü, televizyon yorumcusu olarak 40 yıl çalıştım. Onun huyunu çok iyi biliyorum. Söylediğine katılmıyorum. Yani Kadir İnanır çok sinirli bir insan dedin ya. Kadir İnanır'ın pamuk gibi de kalbi vardır. Ben bunu çok çok kere gördüm, ama yaşadım. Ama setlerde çok duyduk. Setlerde de çok pamuk gibi kalbi vardır. Bu şeye bağlı. Yani ne verirsen onu alırsın. Nasıl yaklaşırsan o da sana öyle yaklaşır. Yani Kadir İnanır'la ben aynı sofrada da oturdum, aynı sette de bulundum, aynı röportaj ve adamın o öfkeli hallerinde gördüm ama çoğunda haklıydı, Şimdi burada haklı ya da haksız demiyorum. Arkadaş biraz daha yumuşak yaklaşsaydı, ben şuyum, sizinle röportaj yapabilir miyim deyip de ondan alacağı cevaba göre mikrofon uzatsaydı. Çünkü Kadir'e öyle Kadir abi diyeceğim, 74 yaşında, ona öyle yaklaşmak gerekir diye düşünüyorum. Huyuna göre tabii. Şimdi Kadir İnanır ona sen provokatörsün ama, biliyor musun dedi ya. Evet. Onun da nedeni var. Onu bir kere gösterdi VTR'miz. Muhabirin söylediği sözün üzerine onu söyledi. Muhabir mikrofonu uzatıyor ya. Dedi ki siz niye sinirleniyorsunuz dedi. Kadir İnanır'a. Böyle bir soru sorup da cevap beklemek Kadir İnanır'a göre provokatörlük. Ne sinirleniyorum kardeşim falan, ya da sinirli o anda o soruyu alınca sinirlenir bir anda diye beklediğini düşündü Kadir İnanır. Anlatabiliyor muyum? Çünkü böyle şeyler zamanında çok oldu. Sırf bu tür yayıncılık yapan programlar vardı. Ünlüleri sinirlendirmek için soru sorup belki veya hatırlamazsınız. 15-20 sene evvel ekranda vardı bu tür programlar. Böyle yayınlar yapan da vardı. Yani Kadir İnanır tabii ki gönül ister ki, ben de isterim ki daha muhabirle daha böyle bir anlayışlı yaklaşsın, sorsun, konuşsun, cevap versin ama
Yani Kadir İnanır bu ya. Ben çok şaşırdım. Benim en beğendiğim Yeşilçam aktörüdür. Yani onun filmleriyle büyüdüm. Türkan Soray ve Kadir İnanır. Bana göre muhteşem bir çiftler çünkü. Evet. Ve hani erkek tipim, en beğendiğim aktör oydu. Bu tavrı görünce kendi adıma çok üzüldüm. Gerçekte de böyle biri mi acaba dedim. Hani bazen oyunculuklarına hayran olup beğenebiliyoruz ya bazı isimleri, ama özel hayatında tanıdığımız zaman yanıldığımızı fark ediyoruz. Sanırım böyle bir şey yaşadım bu röportajda ben. Siz ne düşünüyorsunuz bu tavrıyla alakalı Kadir İnanır'ın? Şimdi tabii ki biz bir kere muhteşem bir oyuncu ve 7'den 70'e herkesin hayran olduğu, yani ben kendi jenerasyonumda da kendisine çok hayrandım. Benim annem de kendisine çok hayranıydı yani. Ama ben bir muhabir gibi, olsam ben de gider Kadir İnanır'la konuşurum. Şimdi, bu çok büyük bir haber şimdi, yani. Şimdi evet olabilir, ama ben Bilal Bey'in o söylediğine katılıyorum. Yani muhabirlerin de aslında kendilerini bir öncesinde ön bilgi verip tanıtmalarında fayda var. Çünkü yeni, ama şimdi bir şey söyleyeyim mi Bilal Beyciğim? Buyurun. Mesela öyle diyoruz da hiç bu yeni nesil oyuncuların suçu yok mu? Yeni muhabirlerle o kadar böyle girift oluyorlar ki neredeyse enseye tokat şekilde röportajları veriyorlar. Şimdi Kadir İnanır jargonunda bir sanatçı bunu kaldırmaz. Ben evet. Orada saygıyı bekler. Evet, kaldırmaz. Saygıyı bekler. Evet, mesafeyi bekler. Öyledir. Yani şimdi onurlu ve delikanlı bir duruşu olmuştur hep hayatı boyunca Kadir İnanır'ın. Kendisine saygı gösterilmesini ister. O saygıyı hissettikten sonra da pamuk gibi yumuşacık bir kalbi vardır. Onu sana gösterir Kadir İnanır. Ha. Her sorularına da cevap vermeye çalışır, gayret eder. Yani onu kazanmak lazım. Bir muhabirin de Kadir İnanır'la röportaj yapacağı zaman önce onu kazanması, hakikaten bunu ister. Şimdi beni ara diyor. Şimdi bu çocuk ara görüşelim, randevuleşelim mi? Neydi? Öyle yapalım falan. Uğur Kotan değil mi? Değil, Uğur. Bu röportaj değil. Değil mi? Ha, bu başka. Yani aradığı zaman da telefonda da güzel bir şekilde konuşursa gazeteci, Kadir İnanır da aynı şekilde ona yaklaşır ve ikna olursa da röportaj randevusu verir. Şöyle, şimdi Kadir İnanır'ın mesleki duruşu da böyleydi. Setlerde de mesela. Evet. Sen setlerde agresifsin dedin ya. Evet. Kadir İnanır'ın ilkeleri vardır. Mesela yapımcı Kadir İnanır'a oyunculuk teklif ettiyse filmde, bilir ki başrol teklif ettiyse Kadir İnanır fikrini söyler. Senaryo ile ilgili, planlarla ilgili, kendi planları ile ilgili ve bunu kabul ederler. Çünkü Kadir İnanır'ın böyle bir tecrübesi, ağırlığı olmuştur her zaman. Peki bakalım, korkmadan artık soru sorabilecekler mi gördüklerinde Kadir İnanır?